Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Saçın yanlarını ve ensesini alacağım. 1 bölü 2 numaramızı takıyoruz. Daha doğrusu 1 de diyebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki aparatı geri iterek. Şu kısmı arkadaşlar. Yavaş yavaş. Karşınızda kesinlikle aynı olsun. Rahat görebilirsiniz. Yani kesimlerini daha iyi belirleyebilirsiniz. O anlamda bazıları yanlış yöne çekebilir. Bunu aldıktan sonra, bir numarayla aldıktan sonra onun bir altı arkadaşlar. Bir ile buraya kadar aldık, doğru mudur? Daha sonra bir altı buraya kadar alacağız. Yine burası çekili kalsın bu kısım arkadaşlar. Yani bu aparatı geri çektiğimiz zaman fazla dalmamış olursunuz. Fazla yukarı çıkmadan sadece bu alt kısmı. Alt kısmı. Yani sonuçta ense alacağız. Komple saçı kesmeyeceğiz. Bu şekil hafiften yukarı doğru kaldırarak hafiften. Şimdi arkadaşlar bu alt kısmı daha düşürmek istiyorsak bu aparatı ilerletiyoruz. Fazla yukarı çıkmadan yine. Gördüğünüz gibi saçın bu kısmı bitmiş oluyor arkadaşlar. Yani yaptım sadece iki tarakla işlem. Yanları bunlarla aldım. Bu makineyi o yüzden tavsiye ediyorum. Yani modelli saç kesmek istiyorsanız ki illaki bu makineyi almanız gerekiyor. PowerTech de alırsınız. PowerTech de alırsınız. Ama PowerTech'te bunun kadar tarak çeşidi yoktur. Ben modelli istiyorum. İşte ünlüler gibi takılmak istiyorum diyorsanız, paranız çoksa kuaföre gidin. Yani bunlarla uğraşmayın bence. Bu şekil. Ense makinesi de arkadaşlar. PowerTech var. Yine. Yani 100 lira bir şey. Yani o kadar pahalı bir şey değil. Burayı bu şekil. Yani bunu kese kese yapa yapa alışırsınız. Zaten kuaförler de böyle. Örneğin atıyorum bir çırağı veriyorsunuz. 3 senede yetişiyor. Sürekli aynı şeyleri bir insan tekrarlarsa ne olur? Öğrenmiş olur. Yani sonuçta Eyfel Kulesi falan dikmiyor. Saç kesiyoruz yani. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra daha garanti olsun istiyorsanız bu aparatı ileri çekerek, pardon, ileri iterek bir daha tekrardan geçiyoruz. Bu işlemi ensiye de
Diğer yan tarafa da uyguladığınız zaman işlem bitmiş oluyor. Yani bu kadar. Üst de uzun kalmış oluyor. Bu şekilde. Daha detaylı videolar bu şekilde çekeceğim. Yani komple saçı keserek çektiğim zaman bazıları bazı şeyleri kaçırıyorlar. Burada ne yapacağız? Şurada ne yapacağız? Böyle parça parça atayım ki daha net öğrenirsiniz. Berberler ve kuaförler lobisi de artık beni taşlar. Taşlar mı artık bilmiyorum ne yapar. Korkmayın, makineyi rahatlıkla sürün. Yani dalarım, keserim. Öyle bir şey yok. Yandan, sağdan, soldan. Yani kesmez zaten. Niye? Bir numara alır kalır. Yukarı fazla çıkmayın. Elinizde bu tarak olsun. Tarağı böyle tutun. Bak böyle tutun. Yani sen keseyim desem bile kesmez. Burada kalır ya. Yani. Böyle yapacağınız işlem bu kadar arkadaşlar. Basit. Ben erinirim. Uğraşamam diyorsanız da gidin 30 lira 50 lira bayılın işte. Ne diyeyim? Bilmiyorum. Yani kuaförler de sonuçta paraya ihtiyacı var. Benim de paraya ihtiyacım var. Size faydalı videolar çekmek için bu yönteme başvurdum. Umarım faydalı oluyordur. Onun bir düşünü takarak da faal kısmını almış olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçın yanlarını almış olduk.